Selam dostlar. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle yağmurlu bir günde Ben Bu Cihana Sığmasam 41. bölüm hakkında konuşacağız. Ben Bu Cihana Sığmasam 41. bölümde neler olacak? Vedat ölecek mi? Berfin Vedat'ı öldürecek mi? Atakan Başkan'a kimler saldırdı? Ve ikili üçlü oynayan Müfit Bey ile alakalı gelişmeler neler olacak? O zaman videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım dostlar. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Berfin Vedat'ı vuracak mı konusuna değinelim. Öncelikle Cancala Vedat'ın kızına yaptıklarını öğrenecek ve kızıyla Vedat'ı yüzleştirecek. Berfin'in eline silahı verecek ve Berfin'den Vedat'ı öldürmesini isteyecek. Peki sizce Berfin Vedat'ı öldürebilir mi? Bunu yapabilir mi? Bence yapamaz ve yapmayacak. Yani Berfin Vedat'ı öldürmeyecek. Vedat bir süre daha müttefikleri çalışmaya devam edecek. Bunun için Vedat biraz daha lazım. Büyük ihtimalle bu yolda zaten Vedat amcasından sonra Cezayir'in elinden ölecek. Yani aslında Vedat'ı öldüren Berfin değil de Cezayir olacak. Berfin Vedat'ı öldüremeyecek. Kısaca Vedat ölecek mi sorusunun ya da Berfin Vedat'ı öldürecek mi sorusunun cevabı bu. Gelelim bir diğer mevzuya. Atakan Başkan'a kimler saldırıyor? Atakan Başkan'a saldıran ekip büyük ihtimalle müttefiklerden olacak dostlar. Müttefikler Atakan Başkan'ın köşeye sıkıştıracak. Ancak onu orada 15'li ve Ateş kurtaracak. Yani Atakan Başkan'ı kurtarmasını beklediğim isimler 15'li ve Ateş olacak. Bu arada 15'li demişken 15'li başına buyruk tavırlarına devam edecek. Ve 15'linin bu başına buyruk tavırları ilerleyen bölümlerde çok farklı kapıları açacak. Fragmanda gördüğümüz bir cenaze sahnesi var. O cenaze geçen bölüm yeğeni tarafından ölen Maruf'un cenazesi. Bu arada Vedat amcasının ölümüyle suçlanmayacak. Amcasıyla beraber depoda saldırıya uğramış gibi görünecek. Ancak bunu Cezayir ne kadar yiyecek? Yani aslında Cezayir'in bunu tam olarak yiyeceğini sanmıyorum. İlerleyen bölümlerde Vedat'ın amcasını öldürdüğünü Cezayir çözecek. Şimdi biraz da böyle ikili üçlü oynayan Müfit Bey'den bahsedelim. Müfit Bey, Atakan Başkan ve 15'li aracılığıyla Cezayir ve masayı kontrol etmek istiyor. Aynı zamanda o neydi adı? Hamur mu, kamır mı? Bir o Amerikalı vardı ya işte. Onunla çalışarak aynı zamanda müttefiklerin hamlelerini de kontrol altında tutmayı, onlarla bir şekilde mücadele etmeyi hedefliyor. Şu an için Müfit Bey'in hain olduğunu düşünmüyorum. Hainmiş gibi gösteriliyor ama Müfit Bey hain değil. Müfit Bey derin bir devlet adamı. Kendince belirlediği bir operasyon şekli var, mücadele şekli var ama birazcık tehlikeli bir mücadele bu. Hem kendisi için hem de çevresindekiler için tehlikeli bir mücadele. Ve bu mücadelenin ilerleyen aşamalarında Müfit Bey'i açık eden, deşifre eden büyük ihtimalle Cengiz 15'li olacak. Cengiz 15'li Müfit Bey'den şüphelenecek ve en sonunda onun da peşine düşecek. Cengiz 15'linin Müfit Bey'i sorgulamaya başlayacağını düşünüyorum. Bu arada Müfit Bey ile alakalı şüphelere düşeceğini ve Müfit Bey'i sorgulamaya, hatta gerekirse takip etmeye başlayacağını söyleyebilirim. Yani Müfit Bey'i aslında açığa çıkaran Cengiz 15'li olacak gibi görünüyor. Zaten Müfit Bey Cezayir Türk'ün radarına girdi. Bundan sonrasında Cezayir Türk'ün radarında Müfit Bey'i daha belirgin hale getirecek olan isim Cengiz 15'li olacak. Dayılar Masası ve Cezayir Türk Maruf'un cenaze törenini düzenleyip Maruf'u defnedecekler. Fakat burada Dayılar Masası'na ve Cezayir Türk'e bir saldırı yapılacak. Yapılması planlanacak müttefikler tarafından. Bu saldırıyı da yüksek ihtimalle Vedat organize etmiş olacak. Yani Maruf'un tabutunun içine bomba koyulacak ve bu bombayı da Vedat oraya koydurmuş olacak ya da koymuş olacak bir şekilde. Ancak bu saldırı gerçekleşmeyecek. Yani Cezayir'in omuzunda sırtında bir bomba patlaması herhalde mümkün değildir, değil mi? Peki bu saldırı nasıl önlenmiş olacak? Cemur olabilir. Bölgede güvenlik amaçlı Cemur, özellikle Atakan Başkan ve Cengiz 15'e tarafından bu işle ilgili bir önlem alınacağını düşünüyorum. Veyahut da son dakikada Atakan Başkan bir şekilde böyle bir saldırı yapılacağını öğrenecek ve bu saldırıyı bir şekilde önleyecekler. Zaten bu olaydan sonra da yavaş yavaş Cezayir Türk tarafında oklar Vedat'a dönecek ve böylelikle Vedat'ın sonu yavaş yavaş gelecek. Erman Barkın'a da şöyle bir küçük bir değinmek istersek, Erman Barkın'ın başarısız hamleleri yüzünden Erman Barkın'ın da yavaş yavaş sonu geliyor dostlar. Müfit Bey ile eş zamanlı olarak Erman Barkın'ın da arkasındakiler ortaya çıkacak. Amerikalı o hamur mı kamur mu dediğimiz kişi ise daha çok Erman Barkın'ı denetleme gibi bir görevi var. Hem işleri kontrol ediyor bir yandan, hem de Erman Barkın'ın arkasında sanki böyle bir ensesinde Erman Barkın'ın hataları giderek arttıkça Erman Barkın'ı gözden çıkaracak. Büyük ihtimalle Erman Barkın'ı Cezayir'e yem edecekler. Erman Barkın'ın da ölümünden sonra
vedasından sonra Erman Barkın'ın arkasındaki müttefikleri, gerçek müttefikleri yavaş yavaş göreceğiz. Size şunu söyleyeyim dostlar, olay göründüğünden çok daha derin. Hem müttefikler tarafında hem de Müfit Bey tarafında. Şimdilik Ben Bucağına Sığmazam'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Salı akşamı Ben Bucağına Sığmazam'ı hep beraber izleyeceğiz. Ve sonrasında yine yorumlarımızı, sohbetimizi, analizimizi beraber yapacağız. Bu arada bunu hatırlatma olarak söylüyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.